Merhaba, avukat Bilgehan Utku ben. Bu videomda boşanmada tazminat neye göre belirlenir hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Şimdi Türk Medeni Kanunumuzun 174. maddesinin 1. fıkrasında mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği düzenleme altına alınmıştır. Boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından birisi olan maddi tazminat kurumu bu fıkrada düzenlenmekle birlikte 2. fıkrada manevi tazminat düzenlenmiş olup taraflar boşanma davaları sırasında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Boşanmış veya boşanacak eşlerin diğer taraftan maddi tazminat isteyebilmesi belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı tutulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun lafzından hareket edecek olursak ortaya çıkarttığımız bu koşulları şimdi sırasıyla inceleyelim. Maddi tazminat isteyen kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Kanunumuzun 174. maddesinin 1. fıkra hükmü gereği boşanmış ya da boşanacak eşlerin maddi tazminat alabilmesi için tazminat talep eden eşin ya hiç kusuru olmaması ya da tazminat istediği tarafa göre kusurunun daha az olması gerekmektedir. Açıklık getirmek gerekirse eşin tazminat isteyebilmesi için birinci unsur hiç kusuru olmaması durumu ya da kusurlu olsa dahi bu kusurunun karşı tarafın kusurundan daha az olması kanun gereğidir. Yine kanunumuzun 1. fıkrası uyarınca mevcut ya da beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş. 2. fıkrasında ise boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir para isteyebileceği öngörülmüştür. Maddenin anlatımından da görüleceği üzere maddi tazminat istenebilmesi, tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, tazminat isteyenin kusurlu olması yanında bir zararın da doğmuş olması ve bu zararın nedensellik bağı ile oluşmuş olması, yani zararın boşanma sebebiyle gerçekleşmesi ve hukuka aykırılık unsurlarının bir arada bulunmasına bağlıdır. Buna göre mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olan eş kusursuz veya az kusurlu ise maddi tazminata hükmedilebilir. Maddi tazminat istenen taraf kusurlu olmalıdır. Kanun lafzından da görüleceği üzere eşin boşanma davasında ya da boşanma davasından sonra maddi tazminat alabilmesi için davalının kusurunun varlığı şarttır. Boşanmada tazminat için kusurun ispatı da olmazsa olmaz bir unsurdur. Boşanma davası devam ederken maddi tazminat talep edilmiş, daha doğru bir ifadeyle açılan boşanma davasında tazminat istenmiş ise tazminat istenilen tarafın kusurunun ispatlanması zorunludur. İspat yükü ise iddia edilen vakaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf olan davacıya, yani tazminat talep eden tarafa aittir. Davacının tazminat isteyen tarafın lehine maddi tazminat hükmedebilmesi için de tazminat taleplerinde belirtmiş olduğu hususları karşı tarafın kusurlarını ispatlaması şarttır.